Günaydın. Bu heykelleri gören arkadaşlar bu sabah nerede uyandığımızı tahmin ederler herhalde. Zaten iskelesiyle de ismi yazıyor. Karamürsel'deyiz. Daha önceden de belirttiğim gibi Karamürsel'de uyanmayı hedeflemiştik. Dün akşam çok geç saatlerde işimiz bitti. O saatten sonra Karamürsel'e gidelim. Sabahleyin orada uyanalım dedik. Ve geç de olsa Karamürsel'e geldik. Sabahleyin saat 6 civarında sabah ezanıyla beraber uyandık. Ve namazımızı eda ettikten sonra sizi Karamürsel iskelesinde karşılamak istedim. Karamürsel bilindiği gibi Karamürsel Bey zamanından beri gelmiş. Kurtuluş Savaşı'nda mühimmatların taşınmasında çok önem arz etmiş bir yer. Şu anda Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nin önündeyiz. Sabahleyin namaz kıldıktan sonra geldim. Ekmek alacağım. Ekmek aldıktan sonra yeniden karavanımıza gideceğiz. Karavanımız Karamürsel'in İzmit tarafına doğru merkezinin çıkışında bir yerde düğün salonunun yanında bulunuyor. Uzun bir şeride sahip olan Karamürsel güreşçileriyle ünlü. Zaten heykeliyle de sizi karşılamıştık. Kafeleriyle ünlü olan bir mekan üzerinde bulunuyoruz. Hemen şu beyaz gözüken brandalı yerlerde satışlar yapılıyor. Kolyedir, küpedir, herhangi bir süs eşyası. Hemen ondan sonra da cuma günleri olmak üzere bir pazarımız kuruluyor burada. Hemen otoparkın olduğu yerde arabalar çıkartılıyor. Ve pazarımız burada kuruluyor. Çok güzel bir pazar. Reyhan'ın vazgeçemeyeceği pazarlardan bir tanesi diyebilirim. Hemen burada zaten Karamürsel Belediyesi eski binası. Yeni binası üst tarafta. Buranın üst tarafında bulunuyor. Evet. Karamürsel'e Yalova tarafından girişte Kocaeli Üniversitesi'nin fakültesi mevcut. Ondan sonra bu tarafa doğru geliyoruz. Kayıkhanesi, iskelesi. Daha sonra da bir bisiklet. Hemen girişinden itibaren bir bisiklet yolu var. Bu bisiklet yolu büyük bir ihtimalle Gölcük'e kadar gidiyor. Yani bisikleti atladığınızda yola çıkıp bu güzergah üzerinden belki de İzmit'e kadar gidebileceğiniz bir bisiklet yolu var. Kopuk kopuk da olabilir ama çok uzun bir şerit. Daha sonra bir merkeze geliyorsunuz. Merkezden girdikten sonra hemen ortalarda bir yerde Karamürsel Bey'in bir mezar anıtı mevcut mezarlıkta. Oradan aşağı indiğinizde kültür merkezine buradan ulaşıyorsunuz. Ben şimdi buradan size sahil kenarından içeriye kadar bir yolculuk yaptıracağım. Neler olduğunu söyleyeceğim. Ama öncesinde ekmek alalım.
Karamürsel'e adını veren Karamürsel Bey'i de hemen göstermiş olalım. Ekmeğimizi aldık ve yavaş yavaş şimdi sahilden itibaren sizinle Karamürsel sahilini gezelim. Hem çıkışa doğru size buraları anlatmaya çalışayım, hem de muhabbet edelim sabah sabah. Şimdi kültür merkezinin yanından geçiyoruz. Hemen burada bir öğretmenler çay evi var. Daha sonra da çay evleri, kafeler devam ediyor. En çok uğradığımız yerlerden birisi de burası. Yani daha önceden Karamürsel'de oturduğumuz sıralarda buraya da geliyorduk. Kızımız hemşirelik okulunu tutturduğu sırada lisede okuduğu sıralar buraya taşındık. İşimizi de tam Allah yardım etti buraya taşımış olduk. Hepsi beraber kendimizi de Karamürsel'e attık. Aslında eşim de Karamürsel'li. Bu yüzden buraların pek yabancısı sayılmayız. Bugün de dün akşamda itibaren öyle bir durgun hava var ki deniz, süt, liman. Evet. Buradan itibaren kafeler bitiyor. Daha sonrasında vesile yeri gibi banklar insanların sessiz, sakin bir şekilde gününü ağaçların arasında değerlendirmesi, akşamleyinde çay muhabbet yapabilmesi, akşam evlerde toplanırdı herkes. Şimdi artık güzel havalarda dışarıda toplanıyor ve eski günlerin yadını yapıyorlar. Hemen sağ tarafta hükümet konağı var. Burada hemen arka tarafta hükümet konağı ile beraber hemen yan tarafında da Atatürk'ün 1933 yılında burada iskeleyi buradaymış o zamanlar. 1933 yılında Karamürsel'e ayak bastığı yer şu anda. Buradan böyle bir tahta yolla gelip buradan iskeleden Karamürsel'e giriş yapmış. Zaten Yalova tarafında da ve birçok yerde olduğu gibi Atatürk Köşkü var. O meşhur ağacın kesilmesine dayanamayıp köşkün yerinden oynatılmasıyla ünlü Yalova'da bulunan köşk de burada. Evet. Atatürk'ü de bayraklarla burada anıyorlar. Biraz ileride sağ tarafta öğretmenler evi var. Hemen ondan sonra da şöyle şuradan gözüküyor. Ondan sonra da eski hemşirelik okulu. Ama tanıyamadım. Belki yıkılmış olabilir. Ve ondan sonra da denizcilik fakültesi mevcut. Hemen onun ön tarafında da 17 Ağustos depreminde vefat eden ve o günün unutulmaması adıyla yapılmış bir şehitlik, şehit anıtı mevcut.
Hemen oraya da şöyle yavaş yavaş geçelim. Buradan hemen ileriden dönüyor ve yol deniz kıyısından devam ediyor. Şurada öğretmen evi var. Öğretmenler lokali. Güzel bir köprüden karşıya geçiyorsunuz. Ufak bir dere mevcut orada. İleride yeni binalar hemen kendini gösteriyor. Anıtın arkasında da bir halı saha, basketbol sahası var gözüküyor. Zaten Karamürsel'in Yalova tarafında ilk merkeze girişinde sahil kenarında birçok spor tesisi de mevcut. Kocaeli Halk Ekmek burada. Merkezde zaten birçok fırın var. Buradan böyle yukarıdan gelen derenin, kışın akan derenin kuru halini de göstermiş olduk. Evet, şurada bir 17 Ağustos depreminin deprem şehitleri anıtı var. 2004 tarihinde yaptırılmış, birçok kişinin doğum tarihiyle ölüm tarihi hepsi aynı, doğum tarihiyle beraber isimleri mevcut. Depremde Karamürsel'den bazı binalar ve heykellerin, anıtların hali. Bu da aynı zamanda o günün unutulmaması gereken günün bir anıtı değil. Ne diyor? Çanakkale'de şehit olan Karamürselliler. Kurtuluş Savaşı'nda şehit olan Karamürselliler. Bu da şehitlerimizin anma adına burada isimlerini yaşattıkları bir anıt. Hemen şurayı da gösterelim. Evet arkadaşlar, aslında ben buraları çekiyorum ama yani laf olsun diye çekmiyorum. Çünkü burayı merak edenler Karamürsel diye yazdıklarında araba motoruna çıkan videolarda öyle ilginç şeyleri görüyorsunuz ki Karamürsel'in veya çektiğiniz yerin daha önceden nasılmış diye, vay be Karamürsel'de böyle miymiş dediğiniz görüntüler ortaya çıkıyor. Bundan yıllar sonra da YouTube'u açtığında veya videoları yüklediğiniz yerleri açtıklarında Karamürsel'in bu durumunu gördükleri zaman vay be Karamürsel böyleymiş dedirtecek görüntüler ortaya çıkıyor. Aslında biraz da bu yüzden ve gittiğimiz kaldığımız yerleri de gösterme açısından bu videoları çekiyoruz. Çekenlerin de eline emeğine sağlık. Burada hemen sağ tarafta Denizcilik Fakültesi var. Büyük marketler, hemen Migros ve Karamürsel civarının ünlü marketi Dostlar Market var. Reklam gibi oluyor belki ama insanlar buralardan alışveriş yapmak istedikleri zaman nerede olduklarını da öğrenmek
isteyebilirler. Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi. Evet, biz şimdi bundan sonra sizi mavi bayraklı plajına kadar, Karamürsel'in mavi bayraklı plajına kadar hızlı çekim, çok usandırmadan bir görüntü alacağız. Daha sonra da yeniden aracımızın bulunduğu yere yaklaşınca oradan da görüntüler sunacağım. Fazla uzun olmaması için. Tabeladan da anlaşıldığı gibi buradan hemen üst tarafta İzmit, yani Kocaeli Yalova yoluna bir çıkış bulunuyor. Hemen buranın üst tarafında da bir stadyum var. Bu stadyumda güreşlerde düzenleniyor. Altın Kemer Halk Plajı'na doğru İlerlememize devam ediyoruz. Burayı da göstermeden geçemeyeceğim. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk sanayi hamlelerinden bir tanesi Mensucat Fabrikası Karamürsel'de açılmış. 1890'da tabelasında yazanları okuyorum arkadaşlar. 1919'da da bombalanarak bu hale gelmiş. Bacası restore edilmiş daha sonralarında. Fakat böyle bir
güzel bir anıt olarak da o günlerden bugüne bir fabrikanın yaşanmışlığını gözler önüne seriyor. Hemen burada Kocaeli'nin her yerinde olduğu gibi bisiklet durağı, Kopark, İstanbul'da da İsparklar var. Kobiz, Mobil halka hizmet veriyor. Şimdi bu bankların olduğu yeşil ağaçlık alandan hemen bitiminde Altın Kemer Halk Plajı'na geliyoruz. Burası mavi bayraklı arkadaşlar. Kriterleri var. Bu kriterleri sağladıktan sonra mavi bayrak alabiliyor plajlar. Ama ne yalan söyleyeyim, mavi bayrak almak için benim için yeterli olan kriter aslında denizin temiz olması. Marmara ne kadar temizdir, ne kadar güvenilir, siz yorumlara da yazarsınız. Ama burası mavi bayraklı bir plaj. Hemen ön tarafta iskele gibi gözüken yerde balıkçılar iş başında. Kediler de onun arkasında rızıklarını bekliyor. Güneş de hemen tepenin arkasından doğmaya başlamış. İleride bizim Rosetta'mız gözükmüyor. Evet, o kriterlerden bir tanesi olan can kurtaran burada görev yapıyor. Güzel ağaçtan bir yükselti yapmış etrafı gözetleyebilmesi için. Bir tepe oluşturmuşlar. Burası da adını tam hatırlayamadım ama zannedersem Altın Kemer Düğün Salonu ve Toplantı Merkezi gibi bir adı var. Hemen Karamürsel Merkezi'nin çıkışında. Buradan çeşitli spor müsabakalarının başlangıç yeri sayılıyor. Düğün organizasyonları yapılıyor. Hemen yanında da bir balıkçı. Kartını hafızası dolduğundan önemsizleri silmek zorunda kaldım. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yukarı doğru çıkmaya devam edelim. Evet, güzel hakim bir yerde. Tepeden denizi görebilen güzel bir yer. Burada da tuvaletler mevcut. Plaja gelenler tuvaletlerden bu şekilde paralı bir şekilde parasıyla yararlanabiliyor. Hem bu düğün salonunun iç mekanı var. Hem de dış mekanı güzel havalarda denize nazır çok güzel bir eğlence tertipliyorlar. Hemen şuradan da plaja bir göz atalım. Şöyle güzel bir yay çiziyor. Osman Gazi Köprüsü ile de birbirini tamamlıyor. Burada oturma yerleri müsabakaların izlenebilmesini sağlayacak güzel bir seyir basamakları oluşturmuşlar. Aslında yeşillendirme hiç de fena değil. Daha önceki yıllarda sahil şeridinde sadece bu yan taraftaki parkta
bir çalışma vardı. Daha sonra ileriye kadar devam etti ve neredeyse Gölcük'e kadar devam eden bir sahil şeridi, bisiklet şeridi oluşturuldu. Evet, bu düğün salonunun hemen yan tarafında bulunan otopark hem karavanlara hem koştu, şimdi serinlemeye çalışıyor. Hem karavanlara hem de Kocaeli Belediyesi'nin körüklü hastaneye kadar uzanan bir karamürsel yolunun kısalmasını sağlayan araçlarla, otobüslerle dolmuş. Aslında daha önce bu kadar çok karavan yoktu ama karavan patlaması olduktan sonra buraya da hem gelir geçerken uğrayanlar ve devamlı buralarda konaklayanlar için bir merkez olmuş. Ege bölgesi ve Akdeniz bölgesi gibi karavancıların zabıtalarla köşe kapmaca oynaması gibi bir durum yok Kocaeli'de. Biz denk gelmedik arkadaşlar. İstediğiniz yere, güzel parklı olan yerlere durabiliyorsunuz. Burada da bir peynirci karavanı var. Hiçbir sıkıntı oluşmuyor. Hemen aracımız da gözüktü. Karamürsel'e yakın olduğu için internet ve telefon, Türk Telekom biliyorsunuz bizimki, çekiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Hemen merkez yürüme mesafesinde. Güzel bir yürüyüş oluyor merkeze kadar da. Onda da bir sıkıntı yok. Çeşmeler mevcut. Şu ileride görüldüğü gibi denize bir seyir terası oluşturulmuş. İlerlerde de bu gibi görüntüler devam ediyor, gidiyor. Bizim araç da burada emekler. Gerçi emekler dememek lazım. Bütün her şeyi ön tarafa attık. Dün akşam da burada konakladık. Evet, hemen yolun kenarında olduğu için biraz ses var. Fakat biz camları kapattıktan sonra hiçbir ses duymuyoruz. Nedendir bilmiyorum. Yalıtım çok iyi herhalde. Çok iyi yapmışız. Elimize emeğimize sağlık. Evet, biz kahvaltımızı, Reyhan uyandıktan sonra kahvaltımızı bu Osman Gazi Köprüsü'nün ve denizin güzel manzarasıyla yaptıktan sonra evimize, yani şöyle göstereyim, biraz sis var ama evimizde gözüküyor. Hemen şu istikamette İprakaz'ın bulunduğu bölgenin hemen arka tarafında Körfez'deyiz biliyorsunuz. Orayı da görmek buradan mümkün. Hemen karşıda Hereke var. İskele'den nerelere gittiğini, vapurların veya deniz otobüslerinin nereye gittiğini söylemeyi unuttum. Onu da söyledikten sonra size veda edelim. Hemen karşıya Hereke'ye vapur seferleri düzenleniyor. Oradan trene, Adapazarı trenine binmek mümkün. İzmit'e, Gölcük'e ve karşı tarafta Derince'ye
uğrayan vapurlar Karabürsel'den de geçerek iletişimi sağlıyor. Bir dahaki videomuzda görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.